Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda size Candymation programını nasıl kullanacağınızı öğreteceğim. Peki bu Candymation programı ne işe yarıyor derseniz çok basit bir örnekle şöyle açıklayabilirim. Diyelim ki bir stand-up showmanisiniz, Cem Yılmaz'sınız diyelim ve 1000 kişinin katılacağı bir show yapmayı planladınız. Ve bu Candymation programını yapmanız gereken tek şey şu. 1000 adet mi, 100 adet mi, 10.000 adet mi mint edilecek bunu belirlemek. Ardından bunu kaç paraya mint edebileceklerini belirlemek. Mesela diyelim ki 10 matik ise bunu da öğreteceğim videonun sonunda. 10 yazacaksınız. Bu kadar. Ondan sonra yarat dediğinizde yani remix onu da kullanmayı öğreteceğim. Yaratacaksınız ve ardından size bu adresin yani bu NFT'nin kontrat adresi tıpkı bir Ethereum adresine benzeyen bir kontrat adresi elinize geçecek. Ve bu adresi takipçilerinizle paylaştığınız takdirde takipçileriniz bu adrese Trust Wallet veya MetaMask'ten para gönderdikleri zaman yani 1 matik artık ne belirlediyseniz 10 matik otomatik olarak hiçbir şey yapmaya ihtiyaç duymadan direkt sizin NFT'nizi mintleyecekler. Yani hiçbir web sitesi yapmanıza gerek yok veya bu web sitesine MetaMask'le bağlanma özellikleri falan koymanıza hiçbir şey ihtiyacınız yok. Ama dediğim gibi bunu görmeniz en iyisi. Bunu ne kadar anlatsam tahallül etmek kolay olmayabilir. Yani anlamak kolay olmayabilir. Ama ondan önce şöyle bir şey açıklamak istiyorum. NFT ile neler yapabilirsiniz? Sadece bir stand-up showcusuysanız ve bunu işte ticketlarınızı satmaktan çok daha fazlası aslında NFT. Ve bu kontratla tüm bu birazdan anlatacağım 10 taneye yakın fikir olacak. Ve bu fikirlerin tamamını bu açık kaynaklı kodla yapabiliyor halde olacaksınız. Ve videonun devamında zaten bunu nasıl kullanacağınızı da öğreteceğim. O yüzden en başta şu videoyu açıyorum ve şu videoda anlatılan şeylerden birincisiyle başlıyorum. Birinci fikir şu. Kafeniz veya restoranınız veya gece kulübünüz olabilir. Bu gece kulübündeki işte eventler için ticket satabilirsiniz veya kafenize özel bir NFT serisi çıkartırsınız ve bu NFT'ye sahip olanlar gelip kafenizden haftalık bir yemek yiyebilir veya işte çay veya içecek alabilir gibi bir sürü bu sizin aklınıza kalmış birçok şey yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu diyelim ki 1000 tane ile sınırladınız ve tanesini 10 matik yaparsanız 350.000 TL gibi bir gelir elde edebilirsiniz anında. Eğer ki 1000 tane dediğim gibi alacak müşteriniz varsa, eğer daha küçük bir işletmeyseniz bunu 100'e indirip fiyatı da düşürerek kendi bütçenize göre tabii ki de farklı seçenekleri bu kod sayesinde yapabiliyorsunuz. Bu birinci fikirdi. Amacım ufkunuzu açmak. O yüzden birçok fikirden bahsetmek istiyorum. İkinci fikir Rolex vesaire gibi çok değerli biliyorsunuz çok pahalı markalar var saat markaları. Ama siz bu saati aldığınız zaman size bir sertifika veriyorlar. Ama bu saatin gerçek olup olmadığı ile alakalı bir takım şüpheler vesaire olabiliyor. Uzmanına bile sorsanız uzmanı bile sizi kandırabiliyor gibi bazı kötü detaylar var. Bu problem şu anda NFT sayesinde çözülmüş durumda. Aslında gidip böyle Rolex vesaire gibi çok pahalı markalarla bir işbirliği yaparak NFT'li saat sattırabilirsiniz onlara. Bu videonun sonunda dediğim gibi NFT mint etmeyi çok ne kadar kolay olduğunu hem öğreneceksiniz hem de kendiniz de mintable yani mint edebilir halde olacaksınız. Dolayısıyla burada yazanları okuyabilirsiniz. Dediğim gibi bu saat firmalarıyla anlaşabilirsiniz. Üçüncü fikirde futbol takımlarının kombine biletlerini biliyorsunuz zaten satıyorlar. Bir sürü sistem var ama bunu hani çok daha basit halde dediğim gibi insanlar düşünsenize bir kontrat adresi vereceksiniz. Ve insanlar bu kontrat adresine para gönderecekler. Trust Wallet'unu açıp gönderecekler ve tak diye NFT'leri eline gelecek. Girerken de bu NFT'yi gösterip girebilecekler dediğim gibi. O yüzden kombine bilet sadece bunu futbol olarak düşünmeyin ne bileyim. Türkiye'de fazla futboldan başka bir şey yok ama basketbol, tenis, menis ne gelirse yani aklınıza hepsinde bu fikri kullanabilirsiniz. Futbol olarak özel yani fokuslamaya gerek yok. İşte bu şöyle bir şeyi de doğuruyor aslında. Diyelim ki birisi futbol bileti aldı yani bu kombine biletlerden vazgeçti. Normalde bu kombine bileti geri satamaz falan ya. Ama burada OpenSea'de satabilir. Hatta belki de o takım ona çok güzel gidiyor diyelim her şey. Herkes yani o kombine bile değerlenebilir dediğim gibi. Veya belki de bir derbi maçı var ve tüm biletler tükenmiş. Sizde ama kombine biletin şeyi varsa işte ticket'ı varsa bu NFT'yi çok pahalıya diyelim ki 1000 liraya aldınız kombine bileti. O derbide 3000 liraya satabilirsiniz yani. Hem bütün maçları bedavaya izleyip üstüne bir de 2000 lira kar elde etme fırsatı gibi
düşünebilirsiniz yani. Bunların hepsi kesin olacak şeyler bu arada. O yüzden üçüncü fikir bence çok iyi. Yani kesinlikle iyi bir fikir. Burada dördüncü fikirle ikinci fikir aslında aynı. Tıpkı Rolex gibi işte saat firmaları Türkiye'de yani İsviçre'de saat firmaları var kaliteli. Ama hiç böyle aşırı kaliteli bir Türk firması yok saat üreten. Ama Türkiye'de aşırı kaliteli pırlanta ve altın markaları var. Aşırı kaliteli olanlardan biri Atasay. Bunun gibi böyle bazı firmalar Dubai'de falan bile var yani gidiyorsunuz Türk markası falan. O yüzden bu markalar ve pırlanta markaları da var Zen falan diye. Bilmiyorum bunlar Türk mü? Ama baya bir güzel Türk firması da var yani gerçekten pırlanta üreten. Dolayısıyla bunlarla da anlaşabilirsiniz. Bu arada bu sağ taraftaki gerçekten de bir NFT'nin pırlantalardan yapılmış bir şeyi. Ürünü. Şimdi normalde girişimcilikle ilgilenen kişiler şu olayı biliyordur. Sinamiye falan diye app'ler yapmışlardı daha önce. İnsanlar işte Sinamiye'ye para veriyordu. Mesela yıllık falan 100 liraya üye oluyorlardı gibi. Ama bütün şeylere bedava girebiliyorlardı. Bütün sinemalardan bedava faydalanabiliyorlardı gibi. Böyle fikirler denediler ama birçoğu tutmamıştı. Kredi kartıyla olan ödemeler falan çok zor oluyor app'te bunu yapmak falan. Ama bu fikri şu şekilde yapabilirseniz eğer işte bu yine bu NFT'yi satıp bu NFT sahiplerinin sinema şirketleriyle farklı farklı şirketlerle anlaşarak buralara ücretsiz girebilmesini sağlarsanız yani böyle bir şey yapabilirseniz bu NFT'ler de bir noktadan sonra çok değerli olabilir yani. Bu NFT'leri de değerli kılmanın bir yolunu bulabilirsiniz. Boşu boşuna baştan app'le uğraşmanıza gerek yok. App'inize ödeme sistemleri eklemenize gerek yok. Sadece siz şeyle uğraşacaksınız yani. Firmalara gidip bu firmalara işte bu community'niz olacak ya 10 bin kişiden oluşan 50 bin kişiden. Bunun gücünü kullanarak bir şeyler yapmanın peşinde koşacaksınız. Diğerleriyle siz uğraşmayacaksınız yani. Ödeme sistemi ne oldu? Acaba çöktü mü? İşte şöyle mi böyle mi? Bunlarla hiç uğraşmadan dediğim gibi bu NFT fikrini de hayata geçirebilirsiniz. Bu videonun yarısı fikirlerden oluşacak. Diğer yarısında da zaten nasıl bunu yapacağınızı da anlatıyor olacağım. Ücretsiz kodları da paylaştım zaten. O yüzden sinema fikri falan önemli. Aklınızda olsun geliştirebilirsiniz. Stand-up ve tiyatro zaten ilk başta verdiğim. Stand-up tiketlerinizi satabilirsiniz. Yedinci fikir dijital erişim. Diyelim ki bir eğitmensiniz vesaire falan. Ben de şu an eğitmenim mesela. Ve bu videoda size bir eğitim veriyorum ya. Bu eğitimi parayla satabilirim aslında istesem. Ben kendime ait işte bir NFT çıkartırım. Derim ki bu NFT'yi alın arkadaşlar. Sadece bu NFT'yi alanlara işte diyelim Solidity eğitimi var. Bu NFT sahipleri sadece siteye girer hale getirebilirim aslında ben bunu. Son fikir de sizlerden gelsin. Yorumlara belirtin. Ama benim yine 9. fikir olarak çok en güzel fikri yine 9. fikre sakladım. Diyelim ki tanıdığınız bir fenomen var. Yani Twitter fenomeni. Bu fenomene şunu diyebilirsiniz. İşte 10 matikten yine o 1000 tane veya 2000 tane şey 10 bin tane 20 bin tane fark etmez yani 2000 tane de olabilir. Bir NFT serisi çıkarttığınızı düşünün. Yani bu sayede şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bütün takipçileri satın alır bu NFT'yi. O kişi gerçekten uzmansa 20 bin dolar biriktiğini düşünün veya 200 bin dolar. Neyse o fenomenin gücüne göre değişir. Bu parayla o kişi trade yapacak ve trade'le de secondary marketten yani şeyden diyelim 100 bin dolar topladı bu adam. Bu 100 bin doları 300 bin dolar yaptı diyelim ki. Yine OpenSea'den floor fiyattan satın alarak hepinizi zengin edebilir yani gerçekten de. O yüzden bu fikir de çok iyi. O yüzden bunu yapmak istediğiniz yani bir fenomen tanıdığınız varsa bu videonun linkini ona gönderip anlatırsanız yani o bu videoyu izlerse eğer gerçekten de bu sistemi kodlamayı öğrenecek demektir yani. Ve bu şekilde de herkesin çok para kazanması gerçekten mümkün yani şu an. Biliyorsunuz bir sürü fenomen var ve takipçisi var ama takipçilerle fenomenler arasında bir community var. Bu community'den çok büyük güçler çıkabilir. Bence bu video sayesinde kesinlikle buna vesile olacağımızı ben düşünüyorum. Devam ediyor. 8. fikrin açığını videoyu anlatırken buldum. O kötü oldu. Gerçekten o fikir bana çok iyi gelmişti ama o fikir burn oldu şu anda. Ve bu dediğim gibi tüm bunlar şu an anlattığım her şeyi github.com/
P216 DAO'da paylaştım. Şimdi bu da, NFT'lerle neler yapabileceğinizdi. Bu tabi sadece benim kendi kişisel fikirlerim, hızlı bir şekilde düşündüğüm fikirler. Bunların ötesine siz de geçebilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz OpenSea üzerinden de normalde işte mint falan edilebiliyor ama insanlar şunu seviyor yani gerçekten de. Bunu sevmiyorlar yani. Atıyorum ben OpenSea'ya gideyim alayım değil de sadece ilk başta belli bir kitle sadece alabiliyor olmalı bunu. Hani hızlı olan kazanır gibi. Onlar sonra gelip mint ettikten sonra satmak ister. Diyelim ki 1000 tane var. 1000 tanesini 1000'e de alındı diyelim. Sold out deniyor buna. Hepsi satıldı diyelim. Ama bunu 100 kişi listeleyecek ya diyelim. 900 tanesi ben satmak istemiyorum diyecek. Ama siz burada satışa sunarsanız direkt 1000'i de satılık oluyor ya. Bu çok kötü bir şey yani. Gerçekten bu iş OpenSea ile falan olacak değil veya ne bileyim bu hani buradan da hızlı bir şekilde üretiyoruz. Bu kodlara gerek yok diyebilirsiniz. Ama emin olun gerek var yani. Bir de burada yine cüzdanla bağlanması falan gerekiyor insanların falan. Buna da gerek kalmadığı için benim anlatacağım yöntemde bu kesinlikle çığır açıcı bir teknoloji ve mükemmel bir olay olacak sizler için. Şimdi şunu kapatayım. Hızlı bir şekilde bu videoyu buradan sonrasını izleyenler şunun için izliyor anlamına geliyor bu. Bundan sonra gerçekten de kod yazmayı göstereceğim. Yani bayağı remix nokta işte Ethereum'da nasıl bu launch olur gibi şeyleri anlatacağım. Şimdi hızlı bir şekilde dokümantasyonu okuyorum. Kullanmak için yapmanız gereken şeyler. Öncelikle Pinata üzerinden kendinize bir hesap yaratın diyor. Şimdi Pinata'ya giriyorsunuz. Buradan hesap yaratmayı tek tek anlatmayacağım. Üye veya kayıt olmak için. Kendime bir tane resim yarattım. Bakın NFT sertifika. Bu gerçekten de şöyle upload tuşuna basıp file diyorum. Yani ben bir tane file upload edeceğim anlamında. Ve buradan buraya select a file diyerek masa üstünde kendime işin içindeki bu resmi öncelikle Pinata'ya upload etmem gerekiyor. İsim önemli değil. Birinci adımda bu resmi upload ettim. Şimdi elimdeki resim bu. Bunu kopyalıyorum ve şu NFT certificate.json var ya. Bunu açıyorum. Arkadaşlar bunların hepsi sizde var. Yani şöyle söyleyeyim. Şunu sağ tıklayıp Atom'la da açabilirim. Bakın bu şu oluyor. Şurada dosyalar var. Bunlar açık dediğim gibi. Siz de erişebiliyorsunuz. Bu NFT sertifikayı açtım şu anda. Ve buradan bakın. Zaten 3 tane dosya var. Birincisi sizin tasarımınız. Yani bu dedim ya ticket satacaksanız o biletin bir tasarımı oluyor ya. Bu ben böyle bir tasarım yaptım. NFT sertifika hani bu videoyu izleyenler de minleyebilecek birazdan. Bir tane matik vererek bunu mintleyebileceksiniz yani. Aslında ben şöyle bir şey yaptım. Dünyada ilk gibi yani. Eğitimi verdim ücretsiz bir şekilde. Eğer bu eğitimi beğendiyseniz bir matik bana verebilirsiniz yani. Atıyorum 3 dolar verebilirsiniz isterseniz. Vermezseniz de önemli değil gibi düşünün. Böyle bir sistem yaptım ben. Bu benim fikrim. Siz ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Öncelikle bu resmi upload ettim ya. Ardından bakın burada name dediği bu sizin NFT'nizin ismi. Ben NFT Certificate dedim. Description bunu gösteririm. Bu açıklaması zaten çok basit. Şurada da image dediği kısmı da kesip Pinata'nın linkini yapıştırıyorum. Yani gördüğünüz gibi şöyle preview'u kapatayım hatta. Preview da olsa olur büyük ihtimalle de. Şöyle şu preview olmasa da bu resim gözükecektir. O yüzden ben bu şekilde resmin URL'sini giriyorsunuz. Attributes kısmını da birazdan ben bunu mintleyince daha iyi anlayacaksınız. İşte iki tane attribute özellik ekledim. Bu şunun gibi. Diyelim ki siz bir şirinler yaptınız diyelim ki sallıyorum NFT'si. Şirinlerin bazıları esmer bazıları diyelim ki mavi falan beyaz. Buradan işte tip diyorsunuz black tip diyorsunuz farklı tiplerde yapmak isterseniz ama biz şu anda bu attribute kısmına fazla girmeyeceğiz. Biz tek tip mint ettireceğiz. Yani genelde ticket gibi şeyler. Bir tane ticket'tan 1000 tane mint ettireceğiz gibi olacağı için. O yüzden ben öylesine attribute da girdim görmeniz için. Supporter type dedim yani. Beni destekleyenlerin tipi bro yaptım yani brother erkek kardeşim. İşte viewed diye bir özellik de yaptım görmeniz için yani.
YouTube video. Benim videomu izleyenler gibi öylesine bir şey yaptım. Buradan şunu yapmanız gerekiyor. En başta resmi upload etmeniz gerekiyor. Resmi upload ettikten sonra aldığınız linki bu JSON dosyasının içine yapıştırdıktan sonra bu JSON dosyasını da upload etmeniz gerekiyor. Bunu adım adım yapmanız gerekiyor. Yani tekrar file diyorum. Select the file diyorum ve değiştirilmiş, yani içinde benim Pinata linki olan, gördüğünüz gibi JSON dosyasını open diyorum ve bunu upload ediyorum. Bunu da upload ettikten sonra, yani bir resim, iki JSON dosyası. Bakın, bana bu JSON dosyası da geldi, gördüğünüz gibi. Sonra bu JSON dosyasını, preview'u yine siliyorum. Şöyle kopyalıyorum, yani tam bu saf linki kopyalıyorum ve ardından şu Candimation Sol var ya, buraya geliyorum ve burada URL yazayım. Şöyle bir aşağıya geleyim. Burada bir URL var, bakın. Base Token URI. Bu JSON dosyasını buraya yapıştırıyorsunuz ve kaydediyorsunuz. Ardından kaydettikten sonra bunu böyle kopyalayıp Remix'e geliyorsunuz ve buraya yapıştırdığınız andan itibaren. Bu arada ben bu normalde benim çalıştığım çok büyük bir NFT oyunu var. Bu NFT oyunundan sizlere oyundaki olan bütün şeyleri kırpıp sadece NFT mintleme özelliğini public hale getirdim. Yavaş yavaş diğer özellikleri de public hale getireceğim. Burada tabii unuttuğum, oyundan kalan bir takım şeyler var. O yüzden bunları silmem lazım. Şunu sileyim. Aynen. Şimdi şunu şöyle hızlıca sileyim ve şunu da sildiğim zaman buradaki problem ortadan kalkacak. Şurada tabii is user winner diye bir özellik artık yok. Bu oyunun kodları aslında. O yüzden tabii şöyle, sizin bunları görmemeniz de lazımdı. Ama önemli değil. Siz bunları, yani ben bunu böyle kopyalayacağım ve buraya yapıştıracağım. Siz temiz kodları göreceksiniz yani. O yüzden sorun yok. Bir tane daha hata var. Onu da hemen kaldırayım. O da hata değil de. Tamam. Şimdi bu sorunsuz kod. Bunu böyle ben şöyle kopyalayıp don't have any problem right now diye paylaştığım anda sizin burada aynı bu kodları kopyalayacaksınız ama sizinki hata vermeyecek. Çünkü hataları ben şu videonun içinde çözdüm yani. Dolayısıyla bakın şurada Candimation'a gelip yenilediğim zaman bakın 15 saniye önce benim güncellenmiş kodlarımı görüyorsunuz. Ve burada user winner diye bir şey yok mesela. Veya URI'de mesela URI diye bir şey vardı ya. O mesela şey değiştirildi yani. Benim şu anda koyduğum URI oldu bakın. XD YDM ile bitiyor ya. Ben de bunu YDM olarak değiştirmiştim ya. Bunlar buradan gönderdim, buraya geldi. Yani en güncel kodlar bunlar. Ben Remix'e geldim. Buradan yapmam gereken şey şu. Bu mint sitesi ya. Benim böyle bir adresim var. Bu adresten paylaşacağım bunu. MetaMask'imin kurulu olması gerekiyor. Bakın şuraya geliyorum. Buradan JavaScript yerine Injected Web3'yi seçiyorum ve bakın bu adres burada gözüküyor. İçinde 6 Ether var diyor. Ether dediği şu an Matic. Ama siz bunu bakın. Ben şu an Mumbai testnetindeyim. Burayı şu an Ethereum yaparsam bunu Ethereum'da yayınlamış olurum. Eğer buradan Harmony seçersem Harmony'de yayınlarım. Binance Smart Chain'i seçersem Binance Smart Chain'de çıkarım. Hepsi aynı kodları kullanıyor. Ben şu anda Mumbai testnetinde olmak istiyorum. Yani testnetin şu demek testnet. Sizde bir Ethereum gibi matikler var bedava. Bu matikleri bedavaya alabiliyorsunuz. Bir site var. Bakın şöyle bir site var. Bu siteye siz gelip de adresinizi belirlerseniz, yani bu adresi kopyalıyorum ve buraya yapıştırıp submit dersen bana bedava Matic token veriyor. Test etmem için. Bu tokenlar para etmiyor. Ama
işe yarıyor gerçekten de. Ben denemelerimi bununla yapıyorum. Şimdi devam ediyorum. Buradan geldim Remix'e. Gördüğünüz gibi kodlarda bir sorun yok. Burada öğrenmeniz gereken bazı son bir detay daha var. Değiştirebilirsiniz bunları yani. Demiştim ya, 10.000 tane mi mint edilecek yoksa 100 tane mi? Fiyatı ne olacak gibi şeyler. Şurada yazıyor. Bakın burada satırlar var. İşte 1168. satır gibi. Burada 1172'li satırlarda maksimum kaç tane NFT yaratılabilsin? Ben 20 olarak belirlemişim. NFT'nin fiyatını 5 olarak belirlemişim. 5 olmasını istemiyorum. 1 matik olmasını istiyorum şu anda. Minimum 1 matik bile gönderebilsin. Bakın burada da aynı şekilde 1 ile çarpmanın bir manası yok ya. O yüzden burada 1 yazmamışım. Burada bunları bilmeniz yeterli. Bakın mint date diye bir özellik var. Bunu da anlatacağım. Bakın bu mint date şu an kullanım dışı. Minimum price diye bir şey var. Şu an bakın NFT price kullanım dışı bu arada. Yani kullanılmıyor. İstediğim şey şu benim. Bir ya bir matik. Eğer adam benim kontratıma bir matik gönderirse bir matik bu NFT'yi mint edebilir. Ama diyor ki bu gönderdiği para bir matikten daha büyük olsa da bu adam mintleyebilir. Yani diyelim adam beni çok seviyor ve 10 matiğe almak istiyor. Yani 10 matik vererek benim NFT'mi almak istiyorsa ben illa o istemiyorum yani. 1 matik vererek de alabilir. 100 matik de bana vermek istiyorsa 100 matiği verir. Bir tane NFT alır. Bu saçma olabilir. Derseniz ki yok ya böyle olmaz. İlla ki 1 matik verip alabilsin. İşte bir yanlışlıkla 5 gönderirse bunu atamasın derseniz, bu işlem başarısız olsun derseniz bunu bu şekilde eşit eşit yapmanız lazım. Ben şu anda yaptığım bunu büyük de gönderse adam para olarak bana bir tane mint etsin. Böyle yapmak istiyorum. O yüzden ben bunu böyle yaptım. Bir de mint date diye bir şey var. Gördüğünüz gibi. Mint tarihi. Bu da şu anlama geliyor. Bakın. Etherscan.io'ya gittim. Buradan biliyorsunuz blockchain'de her şey blok 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 oluyor ya. Son blok bu ya. Mesela bu 8'i ben 9 yaparsam bu blok daha üretilmedi yani. Daha 100 blok var ve bu bloğun üretilmesine daha 3 saat var. Ben diyelim ki minti 3 saat değil de şunu da 5 yaptım diyelim. Atıyorum bunu 4 gün sonra önemli bir mint var diyelim. Bunu buradan tarihi kendinize göre ayarlıyorsunuz. Yani sadece 4 gün sonra mint edilebilecekse, yani bu bloktan sonra mint edilebilecekse bu bloğu kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. Blok neyse artık. Ne zamansa. Belki de 1 saat sonra mint edilebilir olmasını istiyorsanız 1 saat sonrayı buradan bulup buraya yapıştırıyorsunuz. Sonra da bunları açmanız lazım. Bunlar yorum satırı ya. Şu şekilde. Bunu da açarsanız. Şunu da şöyle açarsanız. Bu saatten önce adam para gönderirse işlem gerçekleşmez. Yani bunu engelleyebilirsiniz. Ben şu anda bunu da deaktif hale getirdim. Çünkü isteyen herkes istediği zaman yavaş yavaş mintleyecek zaten. Benim konseptim bu şekilde. Dolayısıyla herhangi bir sorun yok. Başka da bir şey yok zaten. Şunu kapattım. Bakın bana birazcık daha geldi. Matik geldi. Test matiği. Şimdi bunu yayınlayacağım ben. Bunu yayınlamak için dediğim gibi buradan Injected Web3'yi seçip deploy dediğim anda bakın benden belli bir miktar matik karşılığında bu yeni sözleşmeyi ağda yayınlamayı kabul ediyor yani. Ben buradan gelip adresimi kopyalıyorum ve şu sözleşme kurulumu var ya, view on işte explorer dersem ve adresi kopyalayıp adresime gidersem bakın bu mumbai.polygon yani gerçek değil. Bunlar da test. Bakın 3 dakika önce bana 0.5 matik bedavaya gelmiş. Burada görebiliyorum her şeyi, tüm transaction'larımı. Ve yine burada yenilediğim zaman contract creation diyor. Yani yeni bir kontrat yarattım. Burada gözüküyor 23 saniye önce. Şimdi bundan sonra sizin yapacağınız şey şu arkadaşlar. Bu kontrat var ya. Şu kontratı kopyalayacaksınız ve arkadaşlarınızla paylaşacaksınız. Arkadaşlar bana gerçek yani bir ağdan bir matik gönderirseniz bir tane NFT'mi mintleyebiliyorsunuz. Bu kadar basit olay. Şimdi şuradan şöyle bir şey yapalım. Yapayım. Bu sizin adresiniz ya. Şu da diyelim ki sizin bir takipçiliğinizin veya ne bileyim birinin adresi. Şöyle göstereyim.
Şundan vazgeçtim, gönder dedim. Bakın bu kontrata BİMATİK göndereceğim. İçinde BİMATİK var mı bu arada, ona bakmam lazım. BİMATİK varmış. O yüzden gönderebilirim. Buraya tıklıyorum ve BİMATİK yazıyorum. Sonraki dedim. Gördüğünüz gibi onayla dediğim anda BİMATİK'i buraya gönderecek. Ve şu adres var ya, şu adres, şu. Bunun bir NFT'si olacak. Şöyle göstereyim ve bu NFT'yi bu adam OpenSea'de görüp satabilecek. Şu anda ben, bakın bunlar benim önceden test için yaptığım iki tane token. 3 olması gerekiyor bunun. Yani bu adamın bir tane NFT mintlemesi gerekiyor. Bakın bunu revert etmiş, yani fail vermiş. Bunu mintlememiş. Hemen kontrol edeyim neden revert ettiğini. Şimdi biraz önce hatanın nedenine baktım. Mint with TX 2 kere kalmış burada. Yani bunun altında da mint with TX kalmış. 2 tane olduğu için hata veriyordu. Öncelikle buradaki mint, alttaki mint with TX'i sildim. Bir de şurada şöyle bir sorgu koymayı unutmuştum. Şu max NFT'yi 3'e indirdim. Eğer belli, hep sayıyor işte 3'ten. Bakın burada kontrol ediyor total supply'yi. Eğer total supply maksimum NFT'den küçükse bunları yapıyor, mint ediyor. Ama büyükse veya eşitse o zaman artık mintlemeyi durduruyor. Yani belli bir limitle alakalı bir şey yoktu. Yani limit çalışmıyordu. O yüzden limiti buraya ekledim. Bir de dediğim gibi bunu 2 kere yazmışım. Bu hatayı ortadan kaldırdım. Şimdi bir daha deniyoruz. Jamie Founder'a geldim. Bu arada bu çalışan kodları yine kopyaladım ve buradan çalışmayan kodları kopyalayıp last version veya versiyon 2.0 diyebiliriz yani. Çalışan versiyon bu. Dediğim gibi siz bunları zaten hiç görmeyeceğiniz bile. Sadece videoda şahit oluyorsunuz. Ama bu kodlar, yani siz burayı yenilediğinizde çalışan sorunsuz kodları göreceksiniz. Bakın. Burada max NFT ile alakalı bir sorun yok. Bir önceki kodda şundan 2 kere yazıyordu. Neyse. Şunu kapatıyorum. Bu durabilir. Şunu da kapatayım ve adresim bu ya benim. Buradan paylaşacağım yani kontratı DE'den. Burada gözükecek. Dolayısıyla buraya geliyorum ve buradan yine yeni kontratımı. Bakın Candymation adında bir kontratım var. Bunu şuradan Candymation olarak seçip, aslında bunu seçmeyi de unuttum biraz önce. Şuradan Candymation'ı olarak seçmeniz gerekiyor ve Candymation kontratını deploy etmeniz gerekiyor. Bunu deploy ettim. Bakın bunu da paylaştı. Birazdan burada göreceğiz. Şurada gözükmüyor ya şu an. Birazdan gözükecek. Şimdi geri gelsem de gözükür aslında. Şimdi bu kontratı yarattım ya ben. Tıklıyorum kontrata ve kontrat adresi bu. Kopyaladım. Ve bu adresten başka bir adrese gideceğim. Dediğim gibi bu kurucu Cem Yılmaz diyelim. Bu da bir tane takipçisi. Yani onun hayranı. Ve buraya bakalım fiyatı ben en son kaç olarak belirlemişim. 10 çarpı decimal dediği işte bir matik yine fiyat. Gönder dedim. Bu adrese BİMATİK göndereceğim. Sonraki dedim. Onayla dedim. Ve bakalım şimdi hata verecek mi veya vermeyecek mi? Şimdi bu kontrat çalıştı. Yani bu şu an çalışıyor. Yani bu kodları siz de kullanabilirsiniz. Yapmanız gerekenleri anlattım. Şimdi yeniledim. Bakın Candymation adında bir kontrat, yani bir NFT yarattı ve bu NFT'yi ne yaptı? Bakın bu adrese gönderdi. Şimdi buradan sonra yapmanız gereken şeyleri de anlatayım. Ben şimdi testnet.opensea'ya gidiyorum bu adresle. Yani şu adresim ya benim. BAA ile bitiyor. Bakın buradan profilime gittim. Bakın NFT'mi şu an burada görebiliyorum yani ve satabilirim istersen. Bunu bütün takipçilerim alıp Trust Wallet'unda bana gösterip
benim gösterime girebilir. Bu arada ben bunu gerçekten de yayınlayacağım. Yani şu an bu kodları her şey tam olduğunda yani yayınlayacağım ve siz de gerçekten denemek için bir tane matik gönderip benden satın alabileceksiniz yani bu sertifikayı. Burada yapmanız gereken şeylerden biri şu, kontratı açık kaynak kodlu hale getirebilirsiniz. Bakın şu kontrat ya, bunun kontratına basıp verify and publish deyip Solidity'yi seçip buradan compiler versiyonu 0.8.0'da bunu belirleyip buradan no lisans diyebilirsiniz, bu önemli değil ve kodlarınızı hiçbir şey değiştirmeden yani en ufak bir değişiklik olmadan burada yapıştırırsanız eğer ve ben robot değilim deyip verify and publish derseniz, neyse burası önemli değil. Bu normalde mintleniyor. Belki de bu şeyden dolayıdır. Bu normalde MIT olarak belirlemiştim. Biraz önce MIT olmadığını söyledim gibi şeylerden dolayı olabilir. Bunu belirttiğiniz zaman burada bir sürü fonksiyonlar da açık hale gelecek. Ama dediğim gibi bu videoda muhtemelen ya kod yazmak çok şey değil. Hep böyle hatalar oluşuyor. Dolayısıyla sizin işte neden olduğuna dair bir takım fikirler geliştirip çözmeniz gerekiyor. O da videoyu çok uzatır. Ama son kez bir kez daha deneyeceğim. Şimdi şöyle Remix'e geldim. Buradan 8.0'ın verified olduğunu emin oluyorum. Ve buradan MIT'yi seçiyorum. Belki de bununla alakalıdır. Çünkü gerçekten kodlarda MIT yazıyor. MIT yazıyor yani. Şurayı sildim. Yani Constructor'da hiçbir şey yok. Ben robot değilim dedim ve verify ettim. Bakalım. Şimdi güzel oldu bu aslında bence. Çünkü bakın balans diyor ya, bir matik. Kontratın balansında bu bir matik var. Ve bu bir matik sizin cüzdanınıza gelmiyor. Bu kontratta birikiyor. Siz write kısmından sadece siz yani. Bakın şöyle söyleyeyim. Bu bir matik ya, şunu da deneyebiliriz aslında. Bu adreste şu an kopyaladım. Bir matik daha alayım şuna. Bakın. Birazdan matik gelecek. Bir matikle bir tane daha alayım. Zaten 3'ten fazla mint edemiyor muyum? Onu da görün. Bu arada bu normal sizin takipçiniz. Bununla bağlanayım buraya. Şöyle MetaMask'le bağlandım. Ve burada aslında şöyle bir fonksiyon var. Hızlı bir şekilde transfer from değil de withdraw. Bu içerideki parayı çekmenize yarıyor yani. Ama siz buraya diyelim ki çekmek istediğiniz rakamı girdiniz. Write dediğinizde siz para çekemezsiniz. Bakın şöyle söyleyeyim hatta. Şurada aslında şu an şu bağlı, bakın DE yani kurucu bağlı. O yüzden kurucu para çekebiliyor. Bakın not connected diyor ya. Bunlara kafanız karışabilir ama bu aslında şu an buraya bu bağlı. Ben buradan şöyle söyleyeyim, yenileyim. Buradan çıkayım yani. Şöyle yapayım. Bu hesap sizin değil diyelim. Bu hesap bağlandı diyelim. Connect to Web3 diyorum. MetaMask diyorum ve okey dedim. Bakın DE ile bağlanıyor da. Ben buradan şunu connect deyip bu hesapla bağlandım. Yani ünlü olmayan takipçisiyle bağlanırsam eğer buradan parayı çekemiyorum. Yani write dersem pardon. Bakın burada büyük ihtimalle bu hatayı vermesinin nedeni şey. İşte kurucu adresten bağlı olmadığım için burada hata veriyor. Yani ben çekmek istersem bakın hata veriyor yani. Benden başka kimse bu parayı çekemiyor. Ancak bu kontratı yayınlayan adam bağlanırsa paraları çekebiliyor buradan. Bunları aslında bu videoyu çok uzatıyor. Uzadı aslında bu video da. Neyse. Bunları sizin yani araştırmanız gerekiyor. Yine sorun değil. Bakın burada bir matik daha var. Dolayısıyla ben bu kontrata bir matik daha yollarsam eğer, gönder diyorum. Bakın bir matik daha yollayayım. Bir tane daha mint eder. Şimdi şu var ya, şu hesaptan da başka bir hesap bu. Buraya da bir matik yollarsam bu da mint eder. Ama bir hesaptan daha yani şu hesaptan da ben yollarsam aynı kontrata bunun mint edememesi gerekiyor. Çünkü sınırı 3 yaptık ya. Bu hesabın hata vermesi gerekiyor. Şimdi transaction'lara tıklıyor. Yeniliyor. Bakın burada 3 matik birikti. Candemation var ya. Bunun da
Ya 1, 2, 3 yani toplam 3 tane NFT mintlettim şu anda. Ama dördüncüsü gördüğünüz gibi mintleyemedi. Fail etti. Çünkü dediğim gibi. Şimdi bu mintleyememesi gerekiyordu zaten. Dolayısıyla kodlar süper çalışıyor arkadaşlar. Yani hiçbir sorun yok. Tek yapmamız gereken şey şu anda Founder'a geliyorum. Ve buradan Founder'la bağlanmam gerekiyor. Yani kurucuyla. Bakın DE ile. Buradan paraları o zaman çekebiliyorsunuz. Ama buraya bir yazarsanız bir matik çekmiyor. Ethereum Unit Converter diye bir site var. Unit Converter. Buraya çekmek istediğiniz rakamı, mesela diyelim bir matik çekmek istiyorsanız şunu girmeniz gerekiyor. 3 matik çekmek istiyorsanız da şunu girmeniz gerekiyor. Yani ben 3 matik çekmek istiyorum ya. Bunu böyle belirtiyorum. Onayla dediğimde bakın founder ilginç bir şekilde şeyi çekebiliyor. Peki bunu niye sadece founder çekebiliyor derseniz de o da kodlarda gizli aslında. Kodlarda bakın şöyle bir özellik var. Only owner diyor. Bu only owner fonksiyonu aslında sadece owner yani kontrat sahibinin çekebilmesini sağlıyor. Bunları anlamanıza gerek yok aslında. Gerçekten de amacım sizi yazılımcı yapmak değil. O yüzden detay anlatmıyorum. Yazılım bilmeden de bu işi yapmanızı sağlamak istiyorum. O yüzden bu video bu kadardı. Daha fazla uzatmayacağım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun sonuna yani şu an bu kontratı şeye de yayınlayacağım. Yani gerçek bu testnette ya bunu gerçek nette de yayınlayacağım. Siz de gerçek matik göndererek şey yapabilirsiniz, katılabilirsiniz. Yani bu NFT sertifikasından mintleyebilirsiniz şu sertifikadan. Ne bileyim böyle bir şeyi ilk defa yapmış olalım biz de yani. Burada da satışları başlamış olur. Bu önemsiz dediğim gibi test için bir videoydu. Umarım faydalı olmuştur. Bu video aslında çok çok önemli bir video. Ama bunu buraya gelen yani bundan sonrasını artık belirleyecek olan sizlersiniz. Şimdi normalde write kontratta parayı withdraw etmek için işte bunu onaylayıp sonra şey yapmıştık ya buradan withdraw demeyi öğretmiştim size. Bunu bilmeniz için öğretmiştim. Şimdi de burada şöyle bir şey yapacağım. Şöyle şuraya geleyim Remix'e. Şurada mint with transaction yani mintleme işlemi gerçekleştikten sonra şöyle bir kod ekliyorum. Dediğim gibi sizin bunları anlamanıza gerek yok yani. Aslında sadece bu kodu kullansanız yeter. Ama bu videoda gelişimini de görüyorsunuz. Burada balansı hesaplıyor arkadaşlar. Yani bu kontrat adresinde ne kadar para olduğunu hesaplıyor. Sonra kontratta bulunan bütün parayı manager'a veriyor ki manager'ın değiştirilmesi imkansız. Çünkü constructor yani ilk yaratılırken bu kontratı yaratan kişi manager olarak atandığı için bu parayı manager yani tüm parayı kontrata bütün bulunan parayı direkt manager'a gönderiyor. Şimdi bunu böyle kopyaladım. Bakın buraya yapıştırdım ve bunu last versiyon diyorum. Yani last versiyon. Last version dedim ve bunu gönderdim. Siz alıp kopyaladığınızda dediğim gibi şu an bu kontratı kopyalayacaksınız ve tek yapmanız gereken şey şunu değiştirmek ve buradan işte ayarlamaları yapmak. Dolayısıyla ben bu kontratın nasıl çalıştığını sizlerin görmesi için şunu yapmak istiyorum. Bakın buradan Jamie Founder belli ya. Şuradan. Bakın DE. Buradan adres değil, kendi mention'ı seçip deploy ediyorum. Bakın deploy başarılı olduktan sonra bakın şunu kapatabilirim. Bunu da kapatabilirim. Adresimi kopyalıyorum ve adresime gidiyorum. Bu arada şunu da yapmam gerekiyor. Şu adrese biraz para göndereyim ki mint edebilsin bu adres. Gönder diyorum ve bu ikinci adresi 2 matik göndereceğim. Burayı yeniliyorum. Bakın yeni bir kontrat yarattım şu anda. Bu kontrata diyelim ki takipçileriniz para gönderecek. Ve bu da takipçiniz diyelim şu. Birazdan matikler gelir. Matikler geldikten sonra bakın bu kontratta diyelim ki bir tane mint etmek istiyor. Gönder dedi bir matik. Bunu otomatik olarak mint edecek ve parayı da yine otomatik olarak yani direkt kurucuya yollayacak. Kurucu hiçbir şeyle uğraşmasına gerek yok. Paralar kendisine otomatik olarak gelecek tıkır tıkır. Şöyle söyleyeyim.
Bakın 8 vardı ya bunda. 8 matik var kurucuda. Yeniledim. Bakın 18 saniye önce para nereye gitti bakalım. Yeniliyorum. Kontratta bir para yok. Bakın paralar doğrudan bakın kurucuya gitti. Şuradan şöyle yapayım. Paralar doğrudan kurucuya gelmiş durumda. Bakın 45 saniye önce. Yani bu şunu demek istiyorum. Bu son versiyonu gerçekten de hiç kurucunun hiçbir şey yapmasına gerek yok başka. Adresi onaylamasına bile gerek yok artık yani. Çünkü paralar da kontratta birikmediği için artık yani bunu verify etmesine bile gerek yok. Paralar artık otomatik kurucuya gidiyor gördüğünüz gibi. Yani mintleyen kişiye NFT gidiyor, kurucuya da para gidiyor. Bu kadar basit. Şu anda elimizde dünyanın en iyi kodu var. Ve bu kod da Candymation. Şu anda available on GitHub. Umarım video faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.